Evet sevgili arkadaşlar, şimdi maç sonu birçok demeçler verildi, birçok konuşmalar yapıldı. Bunları bir şöyle ele alalım. Mesela Dusan Tadiç ne diyor? Öncelikle şunu söyleyebilirim. Gerçekten zor bir maçtı. Maçın zor olacağını biliyorduk. Twente gerçekten iyi takım. Nasıl futbol oynamaları gerektiğini, top kaybından sonra nasıl baskı yapmaları gerektiğini bilen bir takım. Yani oturmasını kalkmasını bilen bir takım diyor Tadiç. Eee... Bizlere çok fazla problem yarattılar. İlk yarıda şanslarımız da vardı. Goller bulabilirdik. O golleri atsaydık durum farklı olabilirdi. İkinci yarı üzerinde konuşursak pas ritmimizi arttırınca oyun pozitif anlamda değişti. Atmış olduğumuz golle bir puan ayrılıyoruz. Şimdi şanslarımız var. Atabilirdik. Pas ritmimizi arttırınca oyun pozitif değişti. Demek ki bizim pas ritmimizi arttırmamız gerekiyor. Sezonda iyi ve kötü zamanlarımız oldu. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Her gün en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Elbette hem antrenmanlarda hem de maçlarda amacımız çok daha iyi olabilmek. Sezon içerisinde de çok daha iyi bir noktaya geleceğimizi düşünüyorum. Yani bir şeylerde ısrar edersek zor. Jose Mourinho, iyi ve pozitif puan. Avrupa deplasmanlarında aldığımız her puan pozitiftir. İyi bir takıma karşı puan aldık, bu da daha değerli kılıyor. 0-0 iken net pozisyon kaçırdık. Her maç başımıza geliyor. Oster Golden şutu direkten döndü. Ennesir'i kaçırdı. Hayal kırıklığımızın sebebi buydu. Rakibimizin kısa çevik oyuncuları var. Şimanski ile daha erken beraberliği bulabilirdik. Beraberlik golünden sonra momentum bize geçti. Kazanabilirdik. Çok fazla sarı kart gördük. Sonra değişiklikler. Aldığımız puan bizim için pozitif. Şu anda 4 puanımız var. Hedefimiz bu ligde üst tura çıkamayacak takımlardan mümkün olduğu kadar uzak olmak. Amrabat iyi oynuyor. Fit geldi. Fiorentina'da maçlarda oynuyordu. Hatta 120 dakika oynamıştı bir maçta. Bizim oyunumuzu anlaması gerekiyordu sadece. Kendisi iyi bir karakter. O tür pozisyonlarda bu tip paslar atması gerekiyor. Şey atmayı gerektiriyor demiş. Yani ben düşünüyorum. Biraz da Mourinho sanki bir şeyleri abartıyor, sallıyor gibi geldi. Bu arada onun ee... Avrupa Ligi'nde 2. maçlar sonrasında oluşan puan durumunda lider, daha doğrusu lider demeyeyim, ilk 5 e, sırada 6'şar puanlı 5 takım var. Yani Lazio, Lyon, Tottenham, Stabükreş sanırım, FCSB, anderlek Yani 5'e 6 puanda. Ajax 4, Frankfurt 4, Galatasaray 4 e, diye gidiyor. Hani... Mijiland 4, Slavia Prag 4, Atletico Bilbao 4, Hoffenheim 4, Fenerbahçe 4, Bodo Glimt 4. Yani ilk 14 takım 4 ve 6 puan. Ama bir tık ötesi var. Bir tık ötesi nedir? 3 puanlı takımlar 15, 16 hani Olympiakos e, isim önemli değil herhalde değil mi arkadaşlar? 3 puanlı takımlar Kaçıncı sıraya kadar gidiyor? 20. sıraya kadar gidiyor. Bakın Braga'nın bile 3 puanı var sadece. Manchester United 2 puanda başlıyor. United, Victoria Pilsen ve Twente 2 puanda. 24. Porto'nun 1 puanı var. 2 maçta 1 puanı var Porto'nun. Anladınız mı arkadaşlar? Sonrasında Sociedad, Union Saint Julius'e, Roma. Roma bu arada 2 maçta 1 puanı var. Ludogoresk yine 1 puan. RF, RPS, rakip ceza sahası mı? Nice, Ferenc Baroş, Makabib Tel Aviv, Paok, Karabağ, Dinamo Kiev ve Beşiktaş. Beşiktaş sonuncu. Ama şunu söyleyeyim. Toplam 8 maç. 8 maça çıkılacak. 8 maç oynanmadan hiçbir şey söylemek mantıklı değil. Amrabat zor bir maç oldu. Twente iyi bir takım. Genç ve kaliteli oyuncular var. Geçen hafta Old Trafford'a Manchester United'la beraber kaldılar. 1 puan iyi netice. Zor maçtı. Önemli bir puan elde ettik. Rakip sizi sola ittiğinde siz de soldan atak yapıyorsunuz. Biz oyunun yönünü değiştirip sağdan da oynamaya çalıştık. Önemli olan noktalardan birisi rakibinizi kovalamak. Bana göre bugün genel anlamda iyi iş çıkardık diyor. Vallahi Hatice'ye değil de neticeye bakarsak iyi iş. Ama Hatice'ye bakacak olursak rezil bir iş çıkardık. Yani Twente ile 1-1 kaldık. Güzel tarafı ne? Manchester United'da Porto maçında kırmızı gören Bruno Fernandes Fenerbahçe maçında yok. Bakın Porto maçında Porto Manchester'la berabere kalıyor. Bir de önceki maçında yenilmiş. 65 milyon euroluk isim yok. Ya yani Fenerbahçe adına iyi bir şans. Ya bu Süper oynasaydı kesin bize gol asisti vardı. O da ayrı bir mesele de. <laughs> Şimdi ben spor yazarlarına bırakmadan birkaç bir şey söyleyeyim. Ben önce Fenerbahçe taraftarının birlik olması taraftarıyım. Yani Fenerbahçe taraftarı birlik olursa başarılar gelecektir. Ancak ee, bu iş artık birliğe geçti. Bu iş artık Mourinho'luk olmaya başladı. Şimdi oyun kötü ama bir puan iyi. Mourinho kazanabilirdik diyor. Arkadaş yani kazanabilirdik kısmını başka bir şeyden alırsan çok enteresan bir hale bürür. Yani kazanabilirdik. Ya futbol bu kazanabilirdik, kaybedebilirdik. Ya sen bana pozitif konuş. Lyon Glasgow Rangers'ı deplasmanda 4-1 yenmiş mesela. Bu oyun Lyon'a yetmez. Bu oyun Manchester United'a yetmez. Anlatabiliyor muyum ya? Bu oyun ona yetmez. Bu oyun buna yetmez. E bu oyun neye yeter? Ya bir takım beni anlamıyor. Benim işte hayalimdeki Fenerbahçe'yi şöyle yapması lazım, böyle yapması lazım. Ya arkadaş, kötü oyun, iyi puan. Çünkü UEFA Avrupa Ligi böyle bir lig. 8 tane maçın var. Kazanman lazım. Maçları kazanman lazım. Olabildiğince ilk 8'in içinde bitirmen lazım ki direkt sonunun e, son 16'ya kal. Üstten takım gelmeyecek Şampiyonlar Ligi'nde. Buradaki takımlarla eşleşeceksin. Her takımı ezberleyebilirsin. Çok da iyi bir olay bakıyorsun Antalya maçı kadrosuna göre o ilk 11'de 4 tane değişiklik, zorunlu değişiklik. Hani Çağlar sakatlandı, oynatmadın, mecbur. İsmail Yüksel'i kestin, Maximeni kestin, Edinceko'yu kestin. Ve bu isimlerin yerine hani Bekao, Fred, İrfancan, Ennesil oynadı. Bence Enneseri sırıtmadı, iyiydi. Fred de bence kötünün iyisiydi. Bekao gayet iyiydi, İrfancan sırıttı. Ama dediğim gibi yani Fenerbahçe'de özellikle söylüyorum, Şimanski olayı Ciku Bekao bu sezon ilk kez oynadı. Benden geçer not aldılar. Ama kanatlardan çok orta yaptırdık. Onu söyleyeyim. Tadic kendi pozisyonda artık en beğendiğimiz pozisyon solda başladı. Sağdayken gittik golünü attı. Taraftar yalnız bırakmadı. Taraftara bir sıkıntı var. Osterwolde'nin 23'te şutu direkten döndü. Oyunu dengeledik. Twente golü geldi. için kurtarışları. Amrobat'ın müthiş pası. Tadic'in kusursuz bitirişi. Birbirinden sonra iki takımda risk aldı ama oyun bu şekilde bitti. Şimdi Mourinho'nun açıklamalarına bakıyorum yani flash sözlerine. İyi ve pozitif puan diyor. Net puan kaçırdık. Kazanabilirdik. Çok sarı kart gördük. Amrabat falan filan. Şimdi bugün ne oldu? Mesela bugün diyorum özür dilerim. Dün ne oldu? Galatasaray federasyondan bir kollama aldı. Şimdi Fenerbahçe kazanmış olsaydı Galatasaray'a çok kişi konuşacaktı. Neyi konuşacaktı mesela? Okan Buruk Okan Buruk 3 ila 7 maç ceza alması gerekirken başka bir maddeden sevk verip sadece para cezası verdiler. Yani aykırı hareketten 0 maç 117 bin lira para cezası. Onu da düşürürler. Şimdi buna penaltı verirsen burada maç yönetemezsin. 41. maddeden sevk ediliyor. 37. maddeden şey 36. maddeden ceza alıyor. Sizce burada kural hatası falan var mı? Yani 41'den sevk edip 36'dan alıyor. Ve şunu da söyleyeyim. Galatasaray'ın berabere kalması ya bilmiyorum eşek olan eşek berabere kalmaz o takımla. Ama Galatasaray kaldı. Hocam sen Galatasaray eşek mi demiyorsun? Hay ben asla böyle bir şey söylemek istemiyorum. Hollanda şampiyonuyla Fenerbahçe berabere kaldı. Letonya'nın köy takımıyla da Galatasaray berabere kaldı. Çıkan 11'lere bakın arkadaşlar hani ee, az kadrosuna falan çıktık altı Hani yedeklerle falan çıkmadı. Yedeklerle çıksa beraber kazanlarım. Mourinho bazen Türkiye'ye işimi öğrenmeye gelmişim gibi düşünüyorum. Sorulan sorulara bakınca işimi öğrenmek için iyi bir fırsat. Bir üst tura çıkmak için kaç puan gerekir bilmiyorum. Ben ne dedim size? 14 puan bizi üst tura çıkartır. Daha doğrusu özür dilerim. Üst tura çıkmak için 12 kesinlikle çıkartır. Ama playoff oynatır. 14, 15, 60, yüzde 70 oranında ki şu an 6 puanlı hiçbir takım mesela 3. maçtan sonunda 9 puanlı hiç takım kalmasa 14, 15, yüzde 100 çıkartır bir üst tura. X8'de bile yer aldırabilir. 15'in üstü hani 16 ve üstü kesinlikle X8'de tutundurur. Onu söyleyeyim. Bir üst tura çıkmak için kaç puan gerekir bilmiyorum. Bir hesaba göre 11 puan yeterliymiş. Playoff oynamadan üst tur için bu puandan daha fazlası gerekir. Bu turnuva için adım adım düşünüyorum. Bir üst tura çıkalım sonrasına bakarız. 8 maçlık kura çok zor. Normalde evinizde daha fazla puan toplamayı beklersiniz ama biz evimizde Manchester United, Atletico Bilbao, Lyon'dan oynayacağız. Hani bu rakiplerin zorluğuna bakınca bu durumu telafi edebilmek için deplasmanda oynayacağımız maçlardan puan almamız gerekiyor. Bir gün belki Samandıra gazetecilerle oturabilirim. Basın toplantısında açıklamanın zor olduğu şeyleri anlatabilirim. Çünkü burada yeterince süre yok. Hani böyle bir takıma karşı 1-0 geri düşmek zordur devre arasında oyuncularıma gol yemememiz gerektiğini söyledim. İkinci yarıda da istediklerimizi daha çok yapabildik. Şimdi onların iki puanları var ama bu puanları Fenerbahçe ve Manchester United'dan aldılar. Üst dura çıkabileceklerini düşünüyorum diyor. Ben başka bir iddiada bulunayım mı? Galatasaray çıkamaz bunlar çıkar üst dura. Ciddi söylüyorum. Hocam sen de Galatasaray'dan kafayı yemişsin ya. Galatasaray'dan kafayı yemedim. Heriflerin oynadığı oyun pozitif. Bu arada Beşiktaş karışmış. Ee, evet yanlış duymadınız. Beşiktaş karışmış arkadaşlar. Çok ciddi karışmış. Ambron Kors maçtan sonra demiş ki, daha önce hiç bunu yaşamadım. Bu bir bana açıklasın. Oyuncularım neden ıslaklandı anlamıyorum demiş. Semih Şentürk izlediğim en kötü Fenerbahçe. Büyük takım gibi oynamıyor Fenerbahçe diyor. Ne dersiniz? Ya ben şunu söyleyeyim. Aykut Kocaman'ın Portekiz şubesini izliyor gibiyiz. Yani şu oyun Aykut Kocaman oynasaydı ecdadına küfür ediyorduk. Ha. Ciddi söyleyeyim ecdadına sövüyorduk. Vallahi bak. <laughs> Serdar Ali Çelik'le bak tevafa bak. Diyor ki Serdar Ali Çelik'le Aykut Kocaman'a özür dilekçesi göndereceğim. Bu Mourinho ne berbat futbol oynatıyor ya. izlerken su içme bahanesine maçtan kaçtım. Eziyet resmen diyor. Ama yani bu oyun nasıl pozitife döner? Şimanski top oynamayı öğrenir. Şimanski top oynar, takım düzelir. Nasıl düzelir? Fenerbahçe böyle e, bu milli arada hayvani bir fizik kondisyon yüklemesi yapar. Futbolcular da bu kondisyon yüklemesi tutar, sahaya da yansır. İlk oynadığı maç 4-5 atar geçersin. İkinci oynadığı maç 4-5 atar geçersin. Manchester'ı yenersin. 3 maç, 4 maç, 5 maç derken takım bir ritim oluşturur. Rakipler de el ayağına dolaşıyor. bunlar her gelene 4-5 atıyor. Aman 4-5 yemeyelim de yani 1-0-2-0 yeniledim der. Oyunu çirkinleştirmeye çalışır. At atma isabetin artar. Tutma isabetin artar. Hani öyle. Yoksa bu oyun garantici bir oyun. Yani Aykut Kocaman garanticiydi. Ne diyor Yağız Sabuncuoğlu? Herkes devre arasında Medina'ya odaklanmış durumdayken Mert Müldür bu şekilde devam ederse Fenerbahçe'den sağ bek hamlesi gelebilir diyor. Bence Mert Müldür çok fazla süre aldı. Ondan dolayı şey yapacak. Yani ciddi yani. Van Bronckhorst'a demiş. Statta bugün oyuncularımın en iyi performansı vermediğini düşünen varsa bence artık stada gelmesin demiş. İlginç. Yani Beşiktaş tamam UEFA Avrupa Ligi'nin sonuncusu da ya kardeş bu karşılaştığı takımlar da Ajax'tan Frankfurt ya. Yani Ajax'tan Frankfurt böyle basit takımlar değil ya. Neyse biz işimize odaklanalım. Yani Beşiktaş'ın ben size ne dedim? UEFA fixtürü bizimkinden de zor dedim İnanmadınız. Yani çok enteresan bir fixtür çekmişler lan nasıl becerdiniz nasıl ettiniz? Bu hafta Avrupa ligi maçları e Riga, Skola, Galatasaray, Beşiktaş, Frankfurt, Twente, Fenerbahçe. Avrupa Ligi'nde 3. hafta fikstürü. Galatasaray, Elfsborg, Lyon, Beşiktaş, Fenerbahçe, Manchester United. Ya bir sonraki maça da Lyon'la Beşiktaş'ın. Ki 6 yani 6 puan alan Lyon ben ee, şimdiden söylüyorum ya Beşiktaş bu kafayla giderse bu Lyon 9. puanına ulaşır. Allah bir çözüm bulmak lazım. Bir şeylere bir yerden çözüm bulmak lazım. Bak federasyon düzelme işareti emaresi vermeye başlamış. En azından bir sevkler mevkler bir şeyler var. Fenerbahçe taraftar elinden geleni yapmaya başlamış. Okul açık ultra aslanın tribünleri asacağı tüm pankartlar genç Fenerbahçeliler bünyesinde. Kine mi lan? Kine mi? <laughs> Tövbe, estağfurullah. Vay arkadaş ya. Yani bir de 90+3'teki Ceko'nun pozisyonu ya ben dediğim gibi onlara bunlara vermezler ya zannetmiyorum. Ama ben geceye böyle başlık başlık, manşet manşet bir şeyler söyleyeyim. Yani birincisi Fenerbahçe'nin Mourinho'yla bu kafayla şampiyonluk şansı zor. Düzelmesi lazım. İki Şimanski'yi anlamamız lazım. Yani e, tehlikeli gelişen ataklar Şimanski'nin ayağında sıfırlanıyor, yok oluyor, mahvoluyor, gidiyor. Yani Fenerbahçe'ye kötülük yapıyor Şimanski ile. Şimanski ısrar Fenerbahçe'ye kötülük yapıyor. 3. Mert Müldür'de düşüş var. Osterbol'de de düşüş var. Oyuncuların düşüşü teknik direktöre yazar. Yani milli takım mesela Amrabat çağrılmış, Ennesir'i çağrılmış milli takıma kabul. Eyvallah ama zaten bu oyuncular yüksek geldiler. Şimdi bu oyuncular da geriye doğru gider düşerse o zaman ne olacak? Yani ters kademe nasıl yapılmaz Mert Müldür bize gösteriyor golde. Saçma sapan bazı hataları hareketleri var. İlginç. Yani Fenerbahçe'nin devre arasında sağ bek alacak olsa işte Türk yabancı kuralından şundan bundan dolayı değişiklik yapması lazım. Ha, Galatasaray'ın 2-0'dan 2-2'ye getirmesi hem de köy takımına karşı. Ama o konuşulmaz. Fenerbahçe konuşulmaz. Çünkü Türkiye'nin en büyük takımı Fenerbahçe. Madde madde söylüyordum. Tadiç, Ceko eleştiriyoruz ama Tadiç'in, Ceko'nun bireysel becerileriyle maçlar kazanıyoruz. Bu da yanlış. Buna son vermemiz lazım. Ee, 69 maç Fenerbahçe formasıyla Tadiç 41 gol katkısı. 69'da 41. Bence Jose Mourinho şu 16 günlük arada ya da ilk maçımıza 16 gün sonra çıkacağımız süreçte takımı iyice tanıması lazım. Bence Mourinho takımı tanımıyor. Gerçekten bak. Samimi söylüyorum. Şaka yapmıyorum. Dalga geçmiyorum. Mourinho bence takımı tanımıyor. Ya Mourinho takımı tanıyacak şu süreçte. Sıkıntısı neyse giderecek. İşte Ameliyat mı olacak safra kesesinden? Ameliyat olacak. Başka bir şey mi olacak? Onu olacak. Kızını mı veriyor? Oğlunu mu damat ediyor? Ne yapıyorsa yapacak. Fenerbahçe adam gibi konsantre olacak. Yoksa yani bu değirmen böyle gitmez. Yani Tadiş'te nereye kadar? Şimanski e nereye kadar? Şimdi İsmail Kartal Fenerbahçe'si ne yapıyordu? Başlarda pozisyon veriyordu ama acayip pozisyon buluyordu. Takır takır atıyordu, ediyordu falan filan. İkinci devre İsmail Kartal temkinli yaklaşmaya başladı. Pozisyon vermeme çabası Fenerbahçe'yi pozisyonsuzluğa sürükledi. Yani pozisyon bulamayan takım pozisyon da vermemeye başladı. Kısır maçlar izliyorduk. İsmail Kartal'ın ikinci devresini, ikinci dönemini yani ikinci devre gelişinin ikinci dönemini izler gibiyiz. İnşallah bu ara bize iyi gelir. Bir şeyler yaparız arkadaşlar. Yoksa çok sıkıntılar var. Yani çok çok sıkıntılar var. Fenerbahçe'de mesela o Ferdi'nin eksikliği belli ediyor kendini. O döndüğü zaman Ferdi'miz yok. Ha, dikte Kostiç'ten bir şekilde Kostić'ten Ferdi yapar mıyız? Yapamayız ama en azından deneyebiliriz. Sağda o eklenirse bir şey deneyebiliriz. Hani Mert Müldür'ü kesersin. Osterwolde'yi kesersin. iki tane isim. Kostić iyi çıktı gibi diyor millet ama ben görmem lazım. O sayı deklersin. De 2. Bekao Ciku sırıtmaz. 4. Dörtlüyü kurdun. Amrabat 5. Fred kendine gelir. 6. Şimanski sorunu çözmesi lazım. Yani şu anda Fenerbahçe'nin en önemli şeyi bu. Hatta ben üzülerek belirteyim. Rafa Silva'yı Fenerbahçe almış olsaymış şu anda biz Mourinho'yu yere göre sığdıramıyormuşuz. Ciddi söylüyorum. Yere göre sığdıramazdık herhalde. Bu kadar Rafa Silva'yı alıp bu kadar da ısrar etse falan herhalde yere göre sığdıramazdık. Yani kendine bir şeyler yapması lazım. Mesela Şimanski'nin kendine artık çeki düzen vermesi lazım. Kafası transferde mi kaldı? Gönderin gitsin devre arasında. Ya arkadaş sabır 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 olmaz. Bak Fenerbahçe'nin en önemli yeri. Yıllardır orta sahamız sıkıntılı dedik. Ulan Frede yedek Frede yedek dedik. Amrabat öyle bir top oynuyor ki. Frede de yedek oluyor. Kendine de yedek oluyor. Bizim bu sorunu çözmemiz lazım. Yoksa hem şampiyonluk hayal hem diğer şeyler hayal. Eee... Durum bu yani arkadaşlar. Ben bu kadar söyleyeyim. Bu kadar şey yapayım. Doya doya yorumlarınızı lütfen yazın. Ha iyi tarafı nedir? Fenerbahçe'nin Manchester United karşısında. Olmayacak bir futbolcu ki bence takımlarının en 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 önemli futbolcularından biri. Manchester United'da Bruno Fernandes'in olmaması Fenerbahçe açısından büyük şans. Hakkımızda hayırlısı olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.